Şimdi size yaşanan bir günde o yaşanmakta olan olayları veya yaşanmış olayları bir ana bülten, ana haber bülteni içerisinde yayınlamış olduğum bu vermiş olduğum bilgileri bir dakika içerisinde özetleyeceğim. Geldik faiz arttırıldı, %30'a getirildi. Yıl sonu %40'a ulaşacağı söyleniyor. Mehmet Şimşek fiyat istikrarı önceliğimiz dedi. Bu arada Sayıştay da raporunu hazırladı. Bir günde sarayın maliyeti, daha doğrusu bir günde sarayda harcanan para 15 milyon TL olarak karşımıza çıktı. Gelelim Ankara'dayız. Ankara ile devam ediyoruz. Mansur Yavaş daha doğrusu kendisi yaptığı açıklamayla yani siyasete ne kadar alışık veya bir insan olarak vermesi gereken cevabı. Bir tarafta insan, bir tarafta siyasetçi Mansur Yavaş. Eğer dedi beni seçerlerse görev yaparım, seçilmezsem dedi yapacak bir şey yok. Seçerlerse dedi ve aynı zamanda ben görevimi yerine getirdim. Gelelim Milli Eğitim Bakanlığı'na. Milli Eğitim Bakanlığı'na sorduk cevap alamadık. Bu bağışlarla ilgili, kayıtlarla ilgili en sonunda biz sorduk. Ve Milli Eğitim Bakanlığı topu üstünden ilçe ve il Milli Eğitim Müdürlüklerine attı. Eğer çocuğunuzdan devlet okulunda kayıt parası adı altında veya bağış adı altında para alındıysa, dekontu da elinizdeyse lütfen ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerine, il Milli Eğitim Müdürlüklerine başvurun. Eğer size bir sıkıntı yaşatacak olurlarsa o zaman da Sözcü TV'ye başvurun. Olur mu? Onu rica ediyoruz ve kıdem tazminatı çalışanlar için bence çok önemli kırmızı çizgi. BES zaten vardı kıdem tazminatında. Şimdi BES ve tamamlayıcı emeklilik sigortası TES'i yani BES'ten sonra TES'e geçildi. O da fon oluşturmak. Yani kısacası şöyle diyebiliriz. İşçinin, çalışanın mavi, beyaz yaka hiç fark etmez. Onun tazminatına göz dikmek. Oradan sıcak para geliri elde etmek. Dedik TES. Bir de PES diyoruz buna. Bir de PES var. O da doğru. Onda biz PES denir ya. Onun bir anlamı yok. PES yani. İsyan. Evet geldik kapatıyoruz. Bizden sonra ne var? Sokağın sözü var. İzleyeceksiniz. Serap ve iki ateşli arkadaşımız karşı karşıya gelecek ve gündemi tartışacaklar. Biz yarın yine aynı saatte karşınızda olacağız. Akşam 7'de Türkiye'deki ve dünyadaki haberleri sizler için derleyeceğiz ve anlatacağız. Yine bolca konuşacağız. Kendinize iyi bakın. Saygı ve tabii sevgiyle kalın.